Merhaba dostlar, Donanım TV'ye tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Ağustos ayında bir sistem toplayalım istiyorum. Asıl niyetim hazır dolar düşmüşken, dolar kuru biraz düşmüşken bu sistemi toplamaktı. Ancak maalesef şu anda dolar sanırım 5.70'in üzerine doğru yine tırmanışa geçti. Bu arada biz hemen bu sistemi birlikte toplayalım. Evet, sistem oyun odaklı olacak. Bütçeye yönelik bir sistem olacak. O yüzden 6.000 lira gibi maksimum diyelim. 6.000 TL'nin üzerine çıkmamaya çalışacağız. Bu arada monitörümüzü de dahil edeceğiz bu sisteme. Hadi başlayalım. Evet, işlemci seçiminde hemen şuradan AMD'yi seçiyorum. Bu arada Ethiopia'dan bu işlemi yapıyoruz ama herhangi bir anlaşmam falan yok. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, AMD Ryzen 5 işlemciyi düşünüyorum. Aslında şu işlemci, yani Ryzen 5 3600X güzel bir işlemci ama fiyatı 1800 TL. O yüzden yine güzel bir işlemci olan Ryzen 5 3600'ü listeye ekliyorum. İşlemci seçiminden sonra anakartımızı hemen seçelim. Evet, X570 almayı gönül çok ister. Ama fiyatları gördüğünüz gibi maalesef çok üst düzeyde şu an için. Biz de bu yüzden bir önceki nesle döneceğiz. AM4 soketi bizim şu anda aldığımız yeni işlemciyi desteklediği için biz de bu fırsattan yararlanacağız. Evet, şu anakartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Gigabyte B450M S2H 3200 MHz overclock ile RAM desteklemekte. Sistemimiz için bellek seçelim. Gönül ister ki 16 GB olsun ama maalesef onu da bütçe odaklı bir sistem topladığımız için şu an için yapamayacağız. Artık daha sonra RAM'ler değiştirilebilir. Evet, ADATA alacağız. 8 GB 3000 MHz'lik RAM şimdilik işimizi görür. Kasa olarak Game Booster markası var arkadaşlar. Kullanmadım, o yüzden bilmiyorum ama uygun odaklı bir sistem topladığımız için artı RGB arkada bir LED fan olduğu için bunu ekliyorum. Tabii ki isteyenler değiştirebilirler. Ekran kartı olarak bu sistemimiz için ne düşünelim? Şöyle bir en düşük fiyat diyelim hemen. RX 570 olmaz. 1660 zaten alamayız. 570 alabiliriz ama sanki bu işlemciye 580 alsak en azından güzel olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben şu anda seçimi o şekilde kullanacağım. Tabii ki yine bütçemiz sınırlı olduğu için. Evet, MSI'ın burada bir 580'i var. 1532 TL diyor. Daha ucuzu maalesef yok şu anda. O yüzden listeyi ekledik. Evet, 4128 TL oldu arkadaşlar. İşlemci fanına şu an için gerek yok. Evet, power kendimize seçeceğiz. Thermal take bakalım ne varmış. Evet, light power var, 550 watt işimizi görecektir. Hemen onu da ekliyorum. Sıvı soğutma almayacağız. Hard disk'e gelelim. Hemen şuradan sıralayalım. Evet, Seagate Green serisi bir disk bu. 1 TB bunu da ekledik. Kasafanı, kasafanın daha sonra isteyen ilave edebilir. İşte can alıcı nokta. Gönül ister ki 144 Hz bir monitör size buradan alalım ama hem ekran kartımızdan dolayı o kadar da olmayacak bir şey.
değil. Yani vazgeçemeyeceğimiz bir şey değil şu anda 144 Hz. O yüzden 75 Hz bir monitör bizim işimizi görecektir. FreeSync özelliği olsun bize şu anda yeter. Bakalım neler varmış. En düşük fiyat dedik. 23.6 inç, 27 inç. Evet, Asus biraz pahalı. O yüzden AOC'ye bakalım. AOC'de ne var ne yok. 27 inç bir monitör var, 905 TL. Yalnız bunda FreeSync özelliği yok arkadaşlar. O yüzden şu monitörü tercih edeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü 27 inç hem 60 Hz. Gerçi 60-75 dağlar kadar bir fark yok ama olsun, almışken 75 olsun diyorum. Ve FreeSync özelliği var. DisplayPort bağlantısı da var. Listeye ekledik. Başka klavye, mouse, mousepad, game kulaklık, ses kartı, bütün bunlara zaten ihtiyacı olan kendisi sonradan ekleyecektir. Evet arkadaşlar, 5705 TL KDV dahil fiyatımız. İşlemcimiz Ryzen 5 3600, Intel kanadında, karşılığı i5-9600 olması lazım bunun. Bunun yanında Gigabyte anakartımızı aldık. 8 GB RAM aldık. Game Booster MIDI Tower kasamızı aldık. MSI RX 580 Armor ekran kartımızı aldık. Thermaltake Light Power 550 Watt aktif PFC güç kaynağımızı da aldık. Seagate 1 TB hard diskimizi aldık. AOC monitörümüzü aldık. Peki burada neyi atladık? Tabii ki SSD eklemedik sanki, değil mi? Evet, SSD ekleyelim bir de arkadaşlar. Evet, SSD burada. En düşük fiyatlı ne var bizim için? SanDisk varsa çok iyi olur. Bizim kurtarıcımız olacaktı. Samsung'u geçtik, SanDisk. Şöyle bakalım. Şu filtreyi kapatıp bakalım. Evet, şu 240 GB yeterli değil kapasite olarak, yeterli değil ama 120 GB'lık bir SSD'ye göre yine iyidir. 530 MB okuma, 440 MB yazma diyor. Bunu da listeye ekliyoruz. Ve 5923 TL gibi bir fiyata ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar, listemiz bu şekilde. Toplamda 5923 TL, 41 kuruş yapıyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben video çekimine biraz ara verdim ve farklı sitelerde bu seçtiğimiz parçaları tek tek araştırdım. Şöyle bir durum oluyor. Örneğin atıyorum, örnek veriyorum. İtopya'da bu işlemci daha ucuz. Vatan bilgisayarda daha pahalı. Ancak İtopya'da bu seçtiğimiz anakart daha pahalıyken vatan bilgisayarda bu anakart daha ucuz. Yine aynı şekilde, gerçi bu RAM çoğu yerde yok ama şuradan örnek verebiliriz. Burada bu ekran kartının fiyatı 1532 TL iken örnek veriyorum, N11.com'da 1300 küsür TL. Şu anda rakamları hatırlamıyorum, toplamını aldım ama
diğer bütün parçalar için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Yani bütün parçaları tek bir yerden almak yerine farklı yerlerden topladığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı 400-450 TL gibi şu bizim bulduğumuz 5923 TL'den aşağıya fiyatı düşürebilmektesiniz. İkinci el parça değil bunlar. Hepsi sıfır. Sadece farklı yerlerden alıyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki 400 TL, 423 TL düştüğümüzü düşünürsek 5500 TL'ye bu sistem rahatlıkla toplanabilir şu anda. Evet dostlarım, Ağustos ayının sistem tavsiyesiyle sizinle birlikte olduk. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa videonun altına yorum şeklinde sorularını iliştirebilirler. Hemen hemen bütün yorumlara yanıt vermekteyim. Bu topladığımız sistemle alakalı da şu parça olsa daha iyi olur diyen arkadaşlar varsa fikirlerini de dile getirebilirler. Hepinizi seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.